Kültür Şov'a hoş geldiniz efendim. Böyle arada bir kendiyle hesaplaşıp böyle bazı şeyler düşünen ama onları sesli dile getirmeyen var mı? Ha, burada beyefendi var. Meriç ben. Biz eşimin 18. yılını kutluyorum. Birlikteliğimizin. Onu çok sevdiğimi söylemek için özellikle söz hakkı istedim. Maşallah efendim. Nice güzel yıllara beraber. Teşekkür ederim. Mutlulukla, sağlıkla, evet. Şimdi benim eski sevgilimin hiç kimseye... Yani o konu orada kaldı. Şimdi konu bunu bitti. Konuşuyoruz. Yani 18 yıl 18 olmuş. Yıldır evliyiz, konu bitti. Şimdi tabii. Diğer konuya geçelim. Tabii. Sapla samanı karıştırmamak tabii lazım. Canım, yani insanlar karıştırıyor, anlamıyorum neden. Evet. Eski sevgilim kimseye anlatmamam konusunda bana sürekli telkinde bulunduğu bir hikayeyi sadece aramızda kalacağına güvenerek sadece size anlatmak istiyorum. O zaman ben şöyle durayım da daha aramızda kalsın. Şöyle durayım mesela, evet. Yıllar önce 99 yılında sevgililer gününü kutlamak için bir hediye planlıyordum. O zamanlar işte anı defterleri vardı, hani güzel sözler söyleniyordu, yazılıyordu. Bir gün şey, yine o yazılardan birinde gerçek dost arıyorsan aynaya bak cümlesini gördüm. Güzel dedim, dur. O zaman bir ampul yandı. Bir aynayı aldım, güzelce sardım. Üzerinde de dünyanın en güzel şeyi diye yazdım. Kıza verdim. Kız açtı. Şöyle bir baktı. Sonra arkaya baktı. Meriç dedi, dünyanın en güzel şeyi ayna mı? Ben öyle, yok dedim, o aynanın içindekiydi dünyanın en güzel şeyi. Sonra Meriç dedi, sakın bunu kimseye anlatma. Bu lütfen aramızda kalsın dedi. Ben de anlatmadım. Yıllar sonra yine 2009 Temmuz'u gibi bir radyo programında, sabah programı, verdiğiniz hediyeler, aldığınız ilginç tepkiler konulu bir şey işleniyordu. Orada da bunu yazdım. Orada okundu. O okunduktan birkaç hafta sonra bir dizide, bir dişiyle bir erkeğin olduğu bir dizide seyircilerin yazdığı... Hayvan belgeseli yani, öyle mi? Yani dizinin ismini vermek istemedim. Yok yani, dişiyle erkek deyince anladık biz. Yani çünkü öbürünü versem şey olunacak, anlaşılacak. Oysa... Kadınla erkek de diyebilirsiniz de. Tamam. Doğum mu? Düştü. Düştü, resmen düştüm. Evet. Şey, bölümün başında şey yazmıştı. Seyircilerin yazdığı skeç diye. Orada da işte erkek bir hediye düşünüyordu. Aynayı alıyordu ve veriyordu. Kadın alıyordu. Dünyanın gizli şey ayna mı diyordu. Ondan sonra şey oluyordu. Hani kadın baksana ne kadar ucuza kaçmış gibi öyle bağlanıyordu. Ondan sonra bu hani herkes tarafından yayıldı. Ama dedim ki bu tam yayılmadı. Evet, hani, kimden yani olduğu belli olsun diye de burada bir anlatmak istedim. Hani. Yani orada boyayı yapmışsınız. Şimdi de sıvı. Evet, aynen. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sonra hediye olayını geliştirdiniz diye düşünüyorum. Bayağı hani kız kardeş. Aldığınız en güzel hediye ne oldu? Yani eşinize aldığınız veya eski sevgilinize, bilmiyorum hangisini anlatmak istersiniz. Kız kardeşime hazırladığım bir hediye var. Onu ben çok beğeniyorum. Yani çok beğendim. Ben yaptığım için çok güzel. Evet. Herkes tarafından beğenildiği için. Kız kardeşim müzik öğretmeni. Bu Happy Birthday to You melodilerini ben bir koca bir kağıda bastım. Üstüne bir kumaş geçtim. Kumaşla notaların üzerinden geçtim. Notaların olduğu bölüme gülleri aldım. Gülleri ters çevirdim. Onları da kocaman bir çerçevelettim. Ve yani tam notalar Happy Birthday to yerine de işte Happy Birthday Mihrap yazdım. İki doğdum Mihrap yazdım. Ve onu hediye olarak verdim. Aa, çok güzelmiş ya. Bunun gibi birkaç fikrim daha var tabii. İlerleyen yıllarda düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim efendim.
Keyifti bu harika hediyeleri dinlemek. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. Bu konuda tedavi görüyor. Böyle içindeki kötü duyguları, hisleri atmak üzere. Bakalım o tedavi nasıl bir sonuç vermiş? Etrafı bu durumdan memnun mu değil mi? İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Ay kankam, çok aleksiniz vallahi. Ay. Vallahi bu bayram tatili yani bana o kadar yaradı ki, ay çok iyi hissediyorum ya enerjimi. Ay sen bir de bana sor. Ay Şeysellerde ay böyle bir hafta deniz vacation'ı yaptım. Pırıl mis bir kafadayım. Ay ama belli oluyor değil mi? Evet evet, çok belli, bronzlaşmışsın biraz. Ya. Ay ben başladım. Ama çok yakışmış. Ha. Değil mi? Evet evet. O kadar yakışmış evet. Ki saçın üstündeki mor falan çok bronzluğuna yakışmış. Şey ben de işte böyle marsık gibi oldun çok yandın diye laf sokarsın diye korkmuştum. Ne alaka? Yakışmış mı? Ay, yeter evet. Yakışmış, o doğru söyle. Ay çok yakışmış biliyor musun? Ya. Hatta insan gözünü bile alıp bana bak. Ha. Bana bak. Ha. Kime benziyorsun sen şu an? Şu an buldum. Kime? Rihanna! Ay geldi! Aynısın! Gerçi dur fotoğrafımı çekeyim. Vallahi aynı Rihanna. Aynı. Çocuklar bu arada Kazım Bey. Mesut Bey'le yapacağımız toplantıda en iyi intiba bırakana terfi var demiş. Ne diyorsun? Söylemesin. Heyecanlı bir gün yani. Çok çok. Ay hadi inşallah ya. Kızlar, güneşin ve gündüzün enerjisi sizinle olsun bir tanelerim. Ne yapıyorsunuz? Elimi aba baba baba. Atılıyor. Aba baba baba baba. Aba baba hareketlere bak. Aba baba. Naime. Ay o ne tatlı bir giriş. Ya. O ne tatlı bir merhaba demeler. O gergin Naime, o sinirli Naime yok. Sanki onun yerine pamuk gibi biri girdi yani kapıdan. Hayırdır? Çivet yaramış sana. Ya yaradı biliyor musunuz? Ben de bir haftadır size onu anlatacağım deli gibi onu bekliyorum. Kızlar biliyorsunuz bu iş hayatındaki rekabetten, hırstan, içimdeki kötülükten arınmak için ben Tibet'e gittim. Ve Tibet'te bir hafta kaldım ve içimdeki bütün kötülüğü çıkarttılar biliyor musunuz? Aa, içindeki bütün kötülüğü çıkarttılar yani. Nereye çıkarttılar? Nerede kötülük? Ne oldu ona? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Apayrı bir insan oldu. Yani içimde o kadar çok kötü niyet varmış ki o ete kemiğe büründü. Nasıl yani? Ya şöyle, şimdi Tibet'te bir tane şey vardı, ayin vardı. Şimdi içindeki kötülüğü alıyorlar, bir suya batırıyorlar. Yeniden doğuş suyu deniyor ona. Benimkini de batırdılar. Ve biliyor musunuz, bir insan oldu. Beraber geziyoruz. Ben kötü niyetimle beraberim şu an. Asabım bozuldu. Peki şey, kötü niyetin nerede mesela şu an? Tuvalette. Şimdi bir dakika. Sen içindeki kötülüğü çıkarttılar şu anda tuvalette derken ishal falan mı oldu? Ya çiçek. Aa ama aşk olsun şu anda söylenecek şey var söylemeyecek. Kızım insan oldu diyorum, niye inanmıyorsunuz ya? Şu an tuvalette tuvaletini yapıyor. Gittik kıyafetler seçtik ona. Kıyafet aldık, yanımda gezdiriyorum yani. Ama bakın kızlar sizden bir şey rica ediyorum. Tibet'teki keşişler dedi ki sakın dedi kovmayın. O zamanla kendi kendine gider dedi. Lütfen beni birazcık idare edin ne olur. Ay tamam, ederiz ne kadar kötü olabilir ki zaten. Hiç ya. Çirkin karılar burada. Ne yaparsınız çirkefler? Ha? Ne yapın? Kızım bu ne lan? Marsık gibi olmuşsunuz ha? Marsık mı? Hani Rihanna olmuştun? Rihanna mı? Yalan söylemişler sana. Tarık Mengüç gibi olmuşsun. Canım, hayatım, bir tanem Özge. Özge sen ona bakma, o kötü niyet işte ya. Yani şahane görünüyorsun gerçekten. Hemen de konuyu değiştireceğim. Yeter, sen ne yaptın? Nasılsın? Nasıl gidiyor her şey? Vallahi iyi gidiyor. Kızlar biliyorsunuz işte. Ha, tepkileri de var. Şey, kızlar biliyorsunuz işte. Ben de görüşmeyeli anne oldum. Ay, bu salak bir anne oldu ya. Bu salak bir anne oldu. Bekarım ben, bekarım. Birini buldu. Ben nasıl bekarım? Bu nasıl bir şey ya? Niye böyle oluyor? Naime, ne diyor bu?
Ya kızım fesat işte içteki kötülük. Takmayın. Allah Allah. Sen göster bakayım şu bebişin fotoğrafını. Çatladım yemin ediyorum. Ay kızlar baksanıza bebişime. Dur dur dur. Bakın. Dışı takip de borcu da var. Hadi hadi. Benim ödeyeyim de benim. Benim ödeyeyim. Benim ödeyeyim. Saldırın. Basına haber verin. Deccal bu. Neyne? Senin içine ama siz beni iki yan yeter. Bak, sus dur şu içini. Tamam hayatım. Önemli değil kızlar. Gel gel gel. Beğenmiyor mu? Ucuna bacına yanlar. Ayrıca çok tatlı bir çocuk bence. Aynı babasına benzedi. O zaman baba da orangutan. Bir şekilde birinde maymunluk var. Ya da babası başka biri. O da olabilir. Aa, bak Çiçek geçen gün söylemişti. Demişti ki babasına hiç benzemiyor. Acaba babası başka biri mi demişti? Çiçek. Değil mi kız? Kuru. Kurumuş. Kurumuş küflü. Söyledi. Çiçek böyle bir şey söyledi. Hayır tabii ki söylemedi. Uyduruyor bu ama yeter. Saçmalıyor bu. Kızım yalan söylüyor. Tabii ki yok böyle bir şey. O ne demek ya? Naime gitsin bu buradan. Gidemez. Gidemez. Keşişler göndermeyin. Kendi kendine zamanla eriyecek dedi. Bir sonrakinde eğer gönderirseniz içinize tekrardan girebilir dedi. Lütfen acık idare edin Çiçek. Sen ne yaptın ya? Hoşlandığın bir çocuk vardı. Ne oldu? Valla oldu bir şeyler. Ya! Ne oldu? Söyle, söyle. Ya zaten biz tatilde de beraberdik. Yani kim olduğunu söyleyemeyeceğim tabii ki. Ama çok mutluyum kızlar. Ay. Ya, çok tatlı oldu. Çok evet, mutlu. Çok mutlu ol. Çok. İnşallah ayrılırsınız. Naime, neyse öyle böyle diyoruz ama iyi ki aldırmışsın sen bunu. Diyoruz, değil mi? Fatma Gül'ün yengesi gibi tipe bak. Hayır, düşünüyorum da yıllardır bizim için böyle hisler mi besliyordun? Ay gerçekten. Evet Naime ya. Öyle mi kızlar, öyle mi? Ben Tibet'ten o kötülük çıkaran sudan getirdim. Hepinizi bir sokalım, bandıralım, içine çıkaralım. Bakalım sizin kötü niyetiniz nasıl? Hayır, hayır. Hadi, hadi. Eşimiz çocuğumuz var. Hadi. Allah Allah, çocuk oyuncağı mı bu? Bana bak, birazdan toplantı başlayacak. İn masadan şuraya otur, rezil etme bizi bak. Keşişlerine söylerim bak seni, keşişlere. Lütfen. Keşişlere söylerim. Toplantıya hazırlayın bakalım. Evet. Çiçek Hanım nasılsınız? Kazım Bey iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sağ olun. Çiçeğe konan arı da geldi. Naime Hanım. Bu, evet. Bu içinizdeki kötülük mü? Evet, evet buyurun. Maşallah. Yıllardır da çalışıp şu hıyara para kazandırıyorsunuz ya. Ha, hakikaten oymuş. Sorun oluyor değil mi? Hayır efendim ne sorun olacak Allah aşkına. Benim için hiç fark etmez. Vallahi bir maaşla iki kişi çalıştırmış oluyorum. Yani ah biliyorsunuz bugün çok önemli bir toplantımız evet. Var. Bu toplantıda varlık gösteren performans sergileyen hangi arkadaşımız olursa ona bir takviye vereceğiz tabii. Efendim Mesut Bey geldiler. Alsana kızım içeri. Ne bekletiyorsun? Tamam. Leman. Gerçekten elbisen çok güzel. Evet. Çok yakışmış. Büyük göstermiş Leman. Ben bu elbiseye 1.000 lira verdim. Pislik. Keşke vermeseydin. Kötü olmuş. Boşuna vermiştim. Mesut Beyciğim hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Buyurun lütfen. Hoş bulduk. Merhabalar, oturun lütfen rahatsız olmayın. Herkes otursun, evet, lütfen oturun, oturun. Evet. Değerli arkadaşlar, biz Mesut Tekstil olarak sizinle bu toplantıyı yapmayı çok önemsiyoruz. Zira biz partner şirketleriyle büyüyen bir şirketiz. O yüzden sizinle açık konuşmak isterim. Arkadaşlar dışarıdan bizi nasıl görüyorsunuz? Göremiyoruz, burnunuz engel oluyor. Efendim? Bak sese de engel oluyor bir şekilde. Ses de oraya ulaşmıyor. Rüzgarı kesiyor da demek. O yüzden. Ya bu nasıl bir şey ya? Yanardağ gibi bir şey bu. Siz nezle olunca tutunamıyor olur mu? Mesela siz sokağa çıksanız gölgenizden önünüzü göremezsiniz. Ha! Ya siz de bir şey söylesenize. Bu burada konuşmayacağım. Burcu Hanım. Susalım lütfen. Hayır bir dakika bir dakika. Açık konuşmaktan kastettiğim tam da buydu zaten. Bunu istiyorum. Hatta ben de biraz açık konuşmak istiyorum. Yeter Hanım, at gibi ağzınız var. Çiçek Hanım, sopa gibisiniz. Ha, doğru diyor. Naime Hanım. Evet. Makyaj malzemesi diye bir şey var, bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Kazım Bey, sizi hala ananız mı giydiriyor? Özge Hanım, Tarık Mengüç gibisiniz.
doğru söylediniz biliyor musunuz? Yani harika dürüst başladık. Ben de dürüst olmayı çok severim. Valla ben de çalışanlarımın bu vergi ödemelerini yapmayayım. Bayağı bildiğiniz süt banyosu yapıyorum hep o parayla. ne yapsak? Çiçekle çıktığımı söylemiş miydim size? Evet, evet. Biz evet çıkıyoruz. Hiç de yeri değil ama artık itiraf edeyim yani. Kendisi bana açıldı ve beni bulmak için her yere baktığını söyledi. Doğru, her yere baktı. Özge'ye baktı, tın. Yeter'e baktı, fın. Ondan sonra Naime'ye baktı, oldu. Her çiçekten bal, ha? Seninle sonra konuşacağım Kasım. Sana da teşekkür ederim dürüstçe söylediğin için kötü niyet. Aa, çok da... Ya Mesut Bey çok özür dileriz. Gerçekten böyle özel meselelerimizde sizi bir takım sorunlara gark etmiş olabiliriz. Kusura bakmayın lütfen. Sizi yorduk. İzin verirseniz bence artık işimize devam edelim. Şöyle fiyatlandırmalarımızdan bahsetmek istiyoruz efendim sizlere. Bakın fiyatlar mevcut burada. Mont başına 10 liradan düğmelerimiz var. Yalan söylüyor. 2 liralık düğmeleri 10 liraya size satıyor. 8 liraya duruş bindiriyor. Ay ne münasebet efendim, ben onları bizzat Paris'e gidiyorum, oradan getirtiyorum. Lütfen yanlış anlama. Paris'e gidiyor. Toskoparan'la ama aktarmalı. Toskoparan'da kardeşi var babam. Tamam mı? Gidiyor kardeşine, alıyor oradan malları. Ondan sonra cebine indiriyor ekstra parayı. Ondan sonra o fiyata sattım diyor. Vallahi rezil olduk ya. Yani ne derseniz haklısınız, biliyorsunuz değil mi Mesut Bey? Ne oldu şimdi? Bitti mi? Anlaşma olmayacak. Asla. Benim bir sözüm vardır. Önemli olan kazıklanmak değil. Önemli olan kazıklandığını anlayıp yine de ayakta durabilmektir. Vay be. Siz bu ilkelerle bayağı Allah'a emanet gitmişsiniz maşallah. Mesut Bey nedir durum yani şimdi? Ne diyorsunuz? Anlaştık mı? Anlaşmadık mı? Ne oldu yani? Tabii ki anlaştık. Bu çalışanınız sayesinde sizinle anlaşıyorum. Benim... Sizin gibi açık sözlü ortaklara ihtiyacım var. Görüşmek dileğiyle. Allah 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 Allah. Naime Hanım, Naime Hanım, Naime Hanım. Naime Hanım, Naime Hanım, Naime Hanım. Sizin içinizdeki kötülüğünüz ve siz terfi ettiniz Naime Hanım. Tebrikler. Mesut Bey, Mesut Bey. Nasıl? Terfiyi biz aldık. Hadi bakalım karılar, karıları bağlayın. Ya kızlar kusura bakmayın, vallahi oldu bir şekilde. Nasıl telafi edeceğim bilmiyorum da. Yok canım, iş hayatında kötüler kazanıyormuş, onu anladım. Naime. Ne oldu? Naime. Şu sudan biraz daha kaldırdım. Hayır anam, bana kadar. Hayır, bana Naime, kadar. Naime demin veriyor onu ama. Naime diyor. Başladık isteme merasimine. Hiç kimse keyfimizi kaçıramaz. Cümlete selamın aleyküm. Miktarını alabilir miyim? Miktarını al. Tuzluyu alabilir miyim? Mesut, bak bakalım tuzlu kahvenin tadı nasılmış? Tuzlu kahve mi Mesut? Boş mezar mı o ya? Nerede? Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Çiçek'i, oğlumuz Mesut'a. Hocam benim anımına söylesene. Hayati abinin tek kızı Çiçek değil ki. Doktora yapıyor, sana mı bakacak parazit? Kızın doktorası parazitoloji üzerine değil mi? Benden iyisini mi bulacak? Heh, sağlıkla. Uzun uzun bir ömür bu. Evet efendim. Çok yurt dışında kalan, seyahatlere çıkan var mı acaba? Şey soracağım yani, hani hep sorarız ya, oralar mı iyi, buralar mı diye. Ver, arkaya ver. Merhaba. Merhaba. Benim adım Deniz, ben Avustralya'dan geliyorum. Deniz, Avustralya'dan geliyorsun. Evet, şey, annem babam Türk, bütün ailem Türk, şey... Ama bütün hayatım Avustralya'da yaşıyorum, onun için biraz şey oldu. Öyle. Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Neredeyse 15'e girdim. Öyle. Buraya çok gelip gidiyorsun ama. Her 4-5 yılda bir geliyorum buraya. 4-5 yılda bir geliyorsun. Evet. Yani 3 kere geldin daha. Öyle gibi bir şey, evet. Biraz üzücü ama öyle. Ya gördüğün kadarıyla buranın artıları eksilerini, oranın artıları eksilerini. Bizim orada böyle 5-6 metrelik timsah, köpek balıklar var her yerde öyle. Avustralya'da sadece bir kural var. Hayvanları rahatsız etme, onlar da seni rahatsız etmez. Ve hayvanlar seni rahatsız etmez deyince seni öldürmez demektir. Peki, var mı söylemek istediğin bir şey bize?
Trafik burada çok korkunç bir şey. Deniz, hani bura daha iyiydi o konuda. Ne oldu? Yo, ters. Trafik burada ters. Onu demiyorum ya. Hangisi iyi yani? Orası mı iyi, burası mı iyi? Yemekler güzel. Herkes nazik burada. Evet. Belki alışmadığım içindir ama bilmiyorum. Peki o zaman buradan akrabalarına bir şey söylemek ister misin? 5 sene sonra göreceksin. O yüzden belki bir şeyler söylemek istersin. Onlar bizim tekrarlarımızı seyrettikçe seni görürler. Umarım öyle gösterirmişler herkese. Bak televizyonda ne? Öyle. Şu gönül gönül şeyi izleyin lütfen. Ben televizyondayım. Evet Deniz. Allah yardımcın olsun. Teşekkürler. Dikkat et timsah, köpek balığına. Tamam, teşekkürler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, umarım 5 yıl sonra görüşürüz yeniden. Evet. Efendim hani bu yurt dışından gelenlere sorarız ya, oralar mı daha iyi, buralar mı? Niyeyse devamlı bir kıyas yapmak isteriz. Şimdi bir aile toplantısına konuk olacağız. Orada da tabii bu klasik soru soruluyor ama bakalım cevapları ne oluyor? İzleyip görelim. Şevket, çabuk geldi çocuklar, gel. Çocuğum. Ay ne güzel doğurdum, ne güzel doğurdum. Neredesiniz siz? Hiç demiyorsunuz ki anne baba öldü mü kaldı mı, gelmiyorsunuz eve. Senden korktukları için olabilir Özge. Ne coştum severken ya, gel. Gelin. Aman babacığım, çok normal ya. Gel. Sonuçta çok uzun zamandır Avrupa'dayız. Yani bizi özlemiş olabilir ve o yüzden istemediği olabilir bence. Oh. İbrahim, anlat bakalım. Neler gördün Avrupa'da? Oralar mı iyi, buralar mı? Oralar çok iyi babacığım. Oralar bir başka yani. Adamlar çözmüşler. Her şey çok sistemli. Zaten yeterli kararımızdır artık. Her hafta sonu mutlaka Avrupa'nın bir yerine kaçacağız. Bambaşka bir yer oralar. Vallahi oralar çok başka baba. Hiç buralar gibi değil. Oralar öyle ki yani, acayip kurallı. Hiç öyle buralara benzemiyor. Oralarda öyle kurallar var ki tertemiz baba. Hiç buralar gibi değil. Oralarda böyle kaldırımlar falan tertemiz. İnanır mısın, hiç buralara benzemiyor. Oralarda yerde bir tane çöp bile bulamazsın. Öyle kurallı. Her şeyi çözmüşler. Tabii tabii, adamlar çözmüşler. Aman bırak hani, neyi çözdüler ya? Neyi çözdüler? Tamam, sokaklar temiz olabilir ama evleri pis ya. Aynen öyle. Hayır, bir kere tuvalet muslukları yok. Yani kaldırımlar falan temiz ama ya popolar? Ya şimdi çocuklar yani oralar mı iyi, buralar mı diye böyle ne bileyim klasik laf olsun diye sorulmuş bir soru sordum yani, tartışmaya gerek yok ya. Yani. Hadi kalkın makarna haşlayalım, acıktık. Ay, buraların makarnasını da yemek hiç içimden gelmedi. Baba, oraların makarnaları öyle ki hiç buraların makarnalarına benzemiyor. Oralarda öyle makarnalar var ki andente yapıyorlar. İnsanın dişine böyle çok güzel dokunuyor yani. Hiç buraların makarnaları gibi değil oraların makarnaları. Anne, yiyecek başka bir şey var mı? Var, dayak var. Üstüne de tatlı olarak güdümlü anne terliği var. 2 Avrupa gezdi. Yani anasının mutfağını beğenmiyor. Kalk kalk, hadi düş önüme. Hadi bak, hadi bak. Ya, oralar çok başka baba. Anladım onu, anladım ben. İbrahim, anlat bakalım. Neler var Avrupa'da, neler gördün, neler var bir söyle. Medeniyet var babacığım, medeniyet. Adamlar aşmışlar. Çıkıyorsun sokağa, herhangi birine günaydın diyorsun. Adam sana cevap olarak ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Günaydın diyor. Oğlum biz ne diyoruz? Baba biz de diyoruz ama o adamlar bir başka söylüyor. Oğlum tabii başka söyleyecek, adam yabancı dille konuşuyor ya. İbrahim, senin bu batı hayranlığın biraz temelsiz mi acaba? Hayır babacığım, sadece bu değil ki. Adamların inanılmaz geniş metro ağları var. Şehrin her yerine metro ile gidebiliyorsun. Dehşet bir şey, müthiş ya. Doğru, adamlar bak yıllardır raylı sistemdeler, doğru. Ya, ya. Bizim metrolar gibi yepyeni değil ama. Hepsi eski püskü ya. Bizimkiler son teknolojik. Oğlum bizimkiler tabii son teknolojik çünkü metro bize yeni geldi. Niye yeni geldi baba? Niye yeni geldi? Niye? Neden? Çünkü biz o teknolojinin son teknoloji olmasını bekledik, ondan yeni geldi. O yüzden hem biz biliyoruz Avrupa'da saat 10'dan sonra o metrolarda neler yapılıyor. Oğlum bakın şimdi överken de yererken de abartmayın. Hem kendinizi hem başkasını. Her memleketin kendine göre bir güzelliği var yani. Evet ama babacığım, inan bana oralar bir başka güzel. Bir kere müzeleri inanılmaz.
Her yerde müze var. Müzeye doyuyorsun. Ben senin müzeye aç olduğunu bilmiyordum İbrahim. Peki bizim hangi müzemize gittin sen? Ya hiçbirine. Bak, gitmemiş, kıyas yapıyor ya. Bizim burada müzeler öyle mi? Kimse bizim muhteşem müzelerimizi geçemez. Sen bizim hangi muhteşem müzemize gittin Fikri? Hiçbirine. Ama muhteşemdir yani. Lan bana bir tane Anadolu medeniyeti söyle ya. Çorum. Oğlum o bir il. Anadolu ateşi. Ya Fikri Allah aşkına saçma sapan konuşma oğlum ya. Yani bir şeyleri ne bileyim sırf Avrupa diye, sırf bizim diye de övmeye gerek yok ya. Allah aşkına ya. Övünce oraları, gömünce buraları olmuyorsun yani. Bırakın şimdi bunları da açalım televizyonu, film varsa film seyredelim. Aa babacığım film demişken Avrupa'da Tarantino'nun son filmine gittik. İnanılmaz ya. Oradaki çok iyiydi ya. İbrahim o filmin aynısı burada da var oğlum. Ama orada... Sen tam olarak ne övüyorsun? Bir başka baba orada. Sinemalar başka bir kere. O sinemanın koltukları falan buradakinden çok daha rahat, çok iyi. Sen bizim koltuklara laf edemezsin. Bizim koltuklar daha misafirperver. Aile koltuğu onlar. Hem saat 10'dan sonra Avrupa'da o koltuklarda neler yapılıyor hepsini biliyoruz. Neler yapılıyor lan? Avrupa'da saat 10'dan sonra senin yarattığın gizemli hangi eylemi gerçekleştiriyor bu adamlar ya? Ne olur anlat ya. Edebi müsaade etmiyor. Edepmiş. Ne edebi Allah aşkına? Avrupa'nın insanı iyi bir kere babacığım. Bak mesela bak. Anlatayım ben sana. Mesela burada kalktın. Gittin bir tane restorana yemek yedin, içtin. Hesap geldi, paran çıkışmadı. Ne derler? Kardeşim git sonra ödersin. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da direkt polisi arıyorlar. E sen burayı övdün. Öyle değil işte babacığım. Öyle değil. Orada sistem kurulmuş. Diyor ki eğer paran yoksa aç kal, yemek yeme. Yani hop çalışmaya teşvik. Adamlar olayı çözmüşler babacığım. Buralar bozdu abi. Buralar bozdu. Buralarda gitmek lazım ya. Bundan 96 yıl önce senin deden de düşman geldiğinde buralar bozdu abi ya. Gitmek lazım deseydi o Avrupa'yı övecek ağzı zor bulurdun İbrahim. Yani şimdi ne bileyim memleket bozduysa sen düzelteceksin. Ne demiş Nazım? Bu memleket bizim. Sen bırak baba. Bunun ne dediğini bırak. Bir Avrupa'yı övüyor da. Avrupaların saat 10'dan sonra biz ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Ne yapıyorlar lan? Bu Avrupalılar saat 10'dan sonra ne yapıyorlar? Söyle artık. Ne olur söyle. Vallahi gırtlağını sıkacağım artık ya. Saat 10'dan sonra soyunuyorlar baba. Oğlum bu nasıl bir bilgi ya? Sen nereden edindin bu bilgiyi? Bak onlar o bir şey mi? Çocukları 18 yaşına geldiğinde babaları çağırıyor. Sana verdiğim paraya yazıklar olsun. Paramı geri ver lan diyor. Çocuğun boğazını yapışıyor. Oluyor lan. Ondan sonra da diyor sayılıyor ya. Ay. Fikri vallahi bilgisizliğin sinirlerimi bozdu ya. Vallahi başımı döndürdü ya. Evet işte. İnsanımız okumuyor babacığım. Okumuyor. İbo sen en son ne okudun? Ayşegül tatilde. Buyurun ya. Vallahi ikisi de aynı salaklıkla farklı şeyleri övüyorlar ya. Vallahi ikinizi toplasam tam bir damat etmiyor oğlum. Baba. Mutfağın su boruları patladı. Her yer su. Annem bir baksın diyor. Eyvah oğlum hadi kalkın da şu yardım edin bana yapalım şu işi. Ha, patlar tabii baba. Avrupa'da hiç böyle bir şey olmuyor. Niye biliyor musun? Adamlar bir boru yapıyorlar. 70 yıl dayanıyor o boru. Sen bizim borumuza patlak diyemezsin. Ya oğlum, hadi şş, tamam hadi. Vallahi bak, şu malzemeleri alın bana yardım edin. Boruları tahmin edelim hadi. Babacığım, boruları tahmin etse kaç yazar? Yine patlayacak o borular. Bizim borularımıza iftira atamazsın. Yok öyle bir şey. Patlak değil onlar. Su sızdırıyor. Oğlum evi su bastı. Hadi şunları alın da yardım edin bana. Yapalım şu boruları ya. Bizim borunu sızdırdı suya kurban olsun herkes. Aa, bu kafayla bizim daha çok borumuz patlar. Ya hayır İbrahim. Bu boruyla daha çok sizin kafanız patlar. Sizin zihninizi de... Babacığım. Yerginizi de... Çok enteresan bir ilk buluşma anısı olan var mı?
Var, şurada beyefendi var. Ben Endüstri Meslek Lisesi'nin bir bölümü olan Anadolu Teknik Lisesi'nden mezun oldum. Malumunuz eğer Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyorsanız... ...hani bazı şeylerden mahrum kalıyorsunuz. Ne gibi? Yani biz pek kız arkadaş nedir bilmezdik lise döneminde. Mesela bizim sınıf 24 kişiydi, biz 23 erkek vardı, bir kız vardı bizim sınıfta. Hani o da dünya ahiret bacımız olsun. Köylü oldu 5 sene. Yani ondan hiç hoşlanan olmadı mı? Vallahi olmadı. Bir gün ders sırasında 2'ye ya da 3'e gidiyorduk, tam hatırlamıyorum. Okulun sınıfın kapısı açıldı, müdür muavini içeri girdi. Bir kızla birlikte. Arkadaşınız dedi, bu okula yeni geldi dedi. Sizin sınıfınızda ders görecek dedi. Tamam dedik. Neyse, oturdu yerine. Ders bitti. Benim bir stajdan bir arkadaşım vardı. Teneffüste ben kızla onu beraber gördüm. Dedim ya, tanıştırsana bizi dedim işte. Hani hoşlandım ben ondan dedim. Ondan sonra tamam tanıştırayım dedi. Neyse söylemiş kıza, kız da tamam demiş. Buluştuk ama bizim ilk görüşmemiz kızı durağa bırakıncaya kadar devam etti. Daha sonra bitti. Çünkü biz bir kelime konuşmadık. Yani yol boyu durağa gidene kadar. Yani durağa yürüdünüz, o kendi otobüsüne bindi gitti o mi? O otobüsüne bindi gitti. Bir daha da zaten bir gün daha geldi okula. Ertesi gün zaten okulu da terk etti kız. Hani benimle alakalı bir durum değil. Sizden o kadar hoşlandı ki demek. Valla bilmiyorum, olabilir. Tabii ne diyeceğinizi bilemediniz, öyle mi? Utandınız ya mı? Şimdi, ne oldu? Şimdi dediğim gibi hani Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyorsanız yani... ...yani pek böyle kız ortamınız olmuyor düz liselerdeki gibi. Biz mesela okuldan çıkardık. Düz liseleri gezerdik. Düz liselerin önünden geçerdik. En son kız meslek lisesinin önünden geçip evlerimize dağılırdık. Yani siz genelde okul turları yapıyordunuz. Evet, okul turları yapıyorduk. Turistik ve kültürel gezilerde. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun efendim. Şimdi bizdeki durum şu. Uzun süredir evliler efendim. Çocukları da var. Çocuk da oldu. Evde bir çocuk var şimdi. Ve acaba biz kendi ilişkimizi çok mu geri plana attık, aşkımızı unuttuk mu diye... ...aşk tazelemek için bir ilk buluşma gerçekleştiriyor çiftimiz. Bakalım nasıl geçecek buluşmaları, izleyelim efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç kişi olacaksınız? İki. Karım gelecek de. Daha? Evet. Çok uzun zamandır ilk defa buluşacağız. Yani şey, yani bizim bebeklerimiz var da ikiz. O yüzden pek görüşemiyoruz. Yani, şimdi sen diyeceksin ki tabii yani aynı evde yaşıyorsunuz. Niye birbirinizi görmüyorsun diyeceksin de. Şimdi bebekler var, bir de ikiz olunca değil karımı burnumun önünü göremiyorum kardeşim. Sen ne anlatıyorsun lan bana? Ha? Ben en son onun elini doğumhanede tuttum, doğumhanede. Yani iki cevap olarak yeterliydi benim için. Yani lütfen şöyle buyurun, lütfen buyurun. Kusura bakma. Aa, yok estağfurullah. Yok, ben lütfen. Şimdi kendimi kaptırdım da. Ha, tabii. Tabii insan karısıyla tekrar çıkmaya başlayınca böyle biraz tuhaflaşıyor yani. Tabii yani şimdi siz diyeceksiniz ki yani 1,5 yıl olmuş. İnsan hiç olmazsa bir karısını bir kahve içmeye falan çıkarmaz mı? Niye çıkarmayayım lan? Ha? Söylüyoruz. Gelmiyor ki. Çocukları bahane ediyor. Vicdan yapıyor kardeşim. Sen ne diyorsun ya? İkidir üzerime geliyorsun. Ne bu? Bağırma bana! Bağırma bana! Otur şuraya! Otur! Al bunlar menüler. Bak! Keyfine bak! Sağ ol, çok sağ ol. Rica ederim. Bu arada. Bir şey istersen, içerideyim. Kusura bakmayın, gerçekten bu arada kusura bakmayın. Rica ya. Ederim. Allah'ım ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. Oturabilir miyim acaba? Kusura bakmayın, ben karımı bekliyorum da evliyim yani. Ay ne olacak canım, ben de evliyim. Allah mesut etsin diyeceğim ama pek mesut etmemiş herhalde. Yok canım, olur mu öyle şey? Çok da güzel bir evliliğim var maşallah.
Hayati, karın ben, karın. Ah! Kusura bakma hayatım, bir an tanıyamadım ben ya. Yani ben seni böyle makyajlı, böyle bakımlı görünce tanıdım. Yani öyle bakar bakmaz tanıdım. Çünkü zaten dedim böyle bir güzellik dedim, başka yeter dışında kim olsun ki dedim. O yüzden de baktım hemen, ya ben sana iltifat edecektim, ne oldu bana? Normalde şu tavrın, şu lafların üstüne sana öyle bir trip atardım ki yüzünde iz kalırdı hayatı. Ama yapmayacağım. Çünkü haklısın. Nice sonra ben de kendimi çok değişik, güzel hissettim hayatım. İnanır mısın? Baksana suratıma. Yüzümde, şuramda, buramda elma püresi yok. Evet. Allık var. Çok güzel. Sidik kokmuyorum. Kaka kokmuyorum. Kusmuk kokmuyorum. Parfüm sürdüm. Canım. Saçım falan yok. Canım benim. Gel şöyle gel. Gel gel şöyle otur hayatım. Sağ ol. Gel. Hayati. Ha. Nihayet baş başayız seninle. Canım. Kocam. Sana bir şey soracağım. Sor. Sabah oğlan altına yapmıştı. Duvarlara sürmüş. Annen ne yaptı acaba? Koca kapalı mısın sen hayatı ya? Burada ne yapıyoruz? Burada baş başa yemek yiyoruz. Allah aşkına zaten aklım çocuklarımda. Vicdanım çocuklarımda. Yapma şu yemeği, heder etme. Bırak, başka şey söyle. Doğru diyorsun. Çocuklardan konuşmayalım. Konuşmayalım. Ya. Bırakalım. Evet, aklımızdan çıkaralım. Çık. Bırakalım çocuklar, bırakalım. Asla konuşmayalım. Bırak. Bırak. Yavrum, sen bizim canımızsın. Hiç seni bırakır mıyız evladım? Biz canımızı bıraktık ama Hayati. Kapının önüne mi bıraktık? Yeter. Anneannesine bıraktık ya. Aslında biliyor musun oğlum, biz seni anneannene bırakacaktık. Fakat sonra düşündük, boğazımızdan tek lokma sensiz geçmez dedik oğlum. Canım babacığım, canım anneciğim. İyi ki varsınız ya. İyi ki varsınız. Ne oluyor lan? Dizi film mi çekiyorsunuz kardeşim? Kamera şakası mı lan bu? İki sene sonra ilk defa çocukları bıraktık, evde bir yemeğe gittik. Karımızla baş başa bir demişten yaptırıyorsunuz ya. Gelin canım ailem, gelin. Belli ki bizim saadetimiz bazı duygusuzları rahatsız etmiş. Bakmadan geç. Pis adam ya, yürü. Gel çocuğum. Ne bağırıyorsunuz? Hayati, yürü 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 yürü. Gidiyoruz annemlere çocukları almaya. Hayır, gör. Hayır, hayır yeter. Ha. İşte tam da böyle. Çocuklarımız için burada baş başa vakit geçireceğiz. Onların aşk dolu, sevgi dolu bir ailede büyümesini istemez misin? Birbirimize zaman ayırmazsak nasıl bu sıcak ortamı sağlayacağız hayatım? Doğru diyorsun. Gel, gel, gel. Mantıklı. Gel. İkna oldum. Önce biz mutlu olacağız değil mi? Tabii ki. Tamam. O zaman Hayati şöyle yapalım. Ha. Biz çocuklar olmadan ve çocukları konuşmadan ama çocuklar için baş başa bir yemek yiyelim. Güzel. Ne diyorsun? Süper. Tamam. Çocuklardan bahsetmeyelim. Bahsetmiyoruz. Konuşmayalım. Çocuk mucuk yok. Yok. Çocuklarla ilgili de konuşmuyoruz. İlgili de konuşmuyoruz. Ya konuşacağımız şeyler çocuklarla bağlantılı bile olmasın. Olmasın. Ha. Bambaşka konulardan bambaşka, bambaşka. Kapat konuşalım. Çocuk konusunu. Tamam. Kapat, 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 kapat. O zaman şey. Hadi. Ne konuşalım o zaman mesela? Şey. Şey, yok orada çocuklar da var. Baş. Hangisi? Ha? Yok olmaz. Bir... O hani sen de şey. Hayati, yapamıyoruz. Çocuklarla ilgili konuşmamak için yine çocuklarla ilgili konuşmaya çalışıyoruz. Bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok Hayati. Yok, öyle demeyelim. Ne diyelim? Şimdi, ne yapalım? Konuşamıyorsun değil mi Hayati? Bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok, farkında mısın? Yok. Var aşk. Ne var? Ne var? Var. Aşkımız var. Var mı? Var. Ha? Aşkımız üzerine konuşabiliriz. Hadi. Hadi. Yapalım aşkım. 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 Canım. Hı. Sen var ya, adamsın adam. Sağ ol kanka ya. Dur, 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 dur. Çözeceğim ben şimdi.
Bir tane. Aşkım. Canım. Aşkım. Canım. Ya var ya, ben senin gelmişini geç... Ya ben... Aman bu kadar da olmaz ya. Bana ne oluyor arkadaş ya? Ben şair ya... Şiir yazıyordum sana ama... Allah Allah. Demek ki kullanmaya bu romantizm ölüyor. Hayati, üstünden çok zaman geçti ya. Hatırlamıyorsun tabii sevgi sözcüklerini. Çok normal. Ben mi denesem bunu? Hani ben sevgi göstereyim. Belki o zaman sen de bir şeyler hatırlarsın. Tamam. Ben sevgi de göstermem. Tamam sonuçta... canım, tamam. Hayati, canım kocam. Bir tanem. Senin o güzel gözlerin, o parıl parıl gözlerin, o ağzın, o dişlerin, o gülşen yanakla, o mümünna, o pocik allak kulak memeleri, memeleri. Ya sen ne yapıyorsun yeter? Ya 45 yaşındayım ben, ne yaptın sen şimdi? İşte ikizlerden sonra böyle oldu hayat. Sevgi sözcüğü söylediğince böyle öyle şeyler bende. Yok bir dakika. Ne? Bir dakika, hemen moralimizi bozmayalım. Şimdi bir anda böyle bünyeye böyle bir romantizm yüklemesi oldu ya, kaldırmıyor vücut tabii. Belki onu de fazla geldi. Şey yapalım. Ne yapalım hayatım? Böyle normal sıradan şeylerden bahsedelim. Süper. Ondan sonra belki işler yoluna girer. Evet. Su akar yolunu bulur tabii, demişler. Tabii. Öyle yapalım. Hadi. 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 ne yaptın o işleri? Valla ne yapacağım? Koşturuyoruz işte ya. Sen ne yaptın? Ne yapayım işte? Şey ne yaptı? Ne? O şef vardı ya, gıcık şef. Seni bekleyen kapıda hani. Hangi şef ya? Senin çalıştığın yerde kapıda hani her sabah sana gıcıklık yapıyordu ya işe gittiğinde şef. Şef ya. Ha Namık diyorsun. Ha Namık. Ben oradan ayrıldım ya. Hadi be! Ne zaman ayrıldın? Ya 6 ay önce çocuklar diş çıkarıyordu yani. O zaman ben ayrıldım. Hadi ya. Tabii. Hayal meyal hatırlıyorum ha. Aa, ne yaptın sonra oradan ayrılınca sen? Galeri açtım. Aa! Galerimiz mi var bizim? Yok, hemen batırdım. Bu aralar bakkalım. Hemen bizim sokağın sonunda bakkalım var. Bir ara gelsene ya, çay içeriz. Sokağın sonunda bizim bakkalımız mı var? Ha. Ay gelirim vallahi. Yorgunluk atmaya. Taze bir çayını içerim. Gel. Bakkala geleceğim. Hayati, ha. Aslında bütün sorun bende galiba. Niye? Çünkü ben sen işten eve geldiğinde sana günün nasıl geçti, hani iş nasıldı diye soruyorum ama cevabını dinlemiyorum büyük ihtimalle. Hayatım kendine kızma. Bak ben de eve geldiğim zaman fonda hep çocukların ağlama sesleri, çocukların bağırmaları, çağırmaları. Ya ben de dikkatimi veremiyorum. Ya bak en son annen geldi, babanın halini hatırını soramadım. Bu arada baban nasıl? Rahmetli baba. Hayati babam vefat etti ya. Ne diyorsun? Başın sağ olsun. Hayati, babam vefat etti de sen defnettin ya babamı. Hani çocuklar, kakaları sarıdan kahverengiye döndü diye sevindiydik ya. O zamanlamaya denk geliyor. Ama hayatım ben... Çocukların doğumuyla o 3 aylık arasında hiçbir şey hatırlamıyorum ki yani. Allah Allah. Ya biz demek ki böyle bir acemi ebeveynlik falan... Evde bir kitap var bu çocuk gelişimi üzerine. Eve gidince onu okuyayım ben bari ya. O kitabı ben yazdım ya Hayati. Benim kitabım yok. Geldin imza gününe, Bakırköy'e imza attım, kitabı verdim de sana da. O sen miydin? Ben diyorum, çok güzel bir kadın, ne kadar... Demek ki benim karım olsa gerek ya. Ya kusura bakma, vallahi bak yemin ediyorum... ...ben askerdeyken cüzdandan o fotoğrafını çıkarır her akşam bakardım, biliyor musun? Şu adam çok gülüyor ya. Ya dikkatimi dağıtıyor adam. Canım. Biliyor musun? Askerdeyken. Cüzdanım da... Canım. Bir tanem. Ağlama canım. Ben askerdeyken hep... ...cüzdanımdaki fotoğrafına bakıp...
İç geçirir. Hayati. Ha canım. Sen askere mi gittin? Evet hayatım. Bebekler 6 aylıktı. Hani ben 18 gün bedelli askerlik yaptım ya. Ne diyorsun? Ya. Hayati. Canım. Gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum. Kafana göre. Ya görüyor musun? İşte böyle oluyor. Yani hayatımıza çocuklar girdikten sonra biz tamamen birbirimizi bırakmışız. Her şeyin, her şey çocukların. Bana bak, yoksa biz ayrıldık da bizi boşayan biri mi yok? Biliyor musun? Seni çok özlemişim. Ben de seni çok özledim hayat. En çok neyi özledim biliyor musun? Ne? Hani böyle televizyonda sevdiğimiz bir filmi açardık da sen böyle yayılırdın da ben de böyle kucağına yatar uyurdum ya, o mu işte? Hadi bana gidelim. Çok hızlı gitmiyor musun? Her kuşun eti yenmez. Ne diyorsun? Yeter. 2 tane çocuğumuz var bizim ya. Doğru. Bak çocuklarım hem anneannedeyken diyorum ki eve gidelim. Pizza söyleyelim, güzel bir film açalım. Sonra da sen benim dizlerimde uyursun. Hadi, ha. Hadi Hayati. Bunu hayata geçirelim. Yalnız Hayati, ha. Ben çocuklarımın babası Hayati'yi çok seviyorum ama aşık olduğum Hayati'yi de unutmamak istiyorum. Ne olur ara ara kendini hatırlat, olur mu? Tamam hayatım. Bu gece aramıza kimse giremez. Kimse. Ben bugün sizin aranızda yatacağım. Bana ne? Bana ne, bana ne? Tamam yavrum, bu babanı da çok mutlu eder. Seni biz uyurken bile özlüyoruz oğlum. Hayır, 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 hayır. Takılma buna, yürü. Yürü, eve gidiyoruz, yürü. Takılma. Ya ne kadar mutluluk verici. Bugün annemle babamın arasında yatacağım. Oley! Ben anneme gidiyorum Hayati. Çocukları alacağım. Yapamam, böyle kusura bakma. Yeter! Beğendiniz mi lan yaptığınızı? Şovunuz batsın. Tuh! Sana tuh! Saldır! Konuşma! Ne güzel başladık isteme merasimine. Hiç kimse keyfimizi kaçıramaz. Cümlete selamın aleyküm. Miktarını alabilir miyim? Miktarını alabilir miyim? Tuzuyu alabilir miyim? Tuzuyu. Mesut, bak bakalım tuzlu kahvenin tadı nasılmış? Tuzlu kahve mi Mesut? Boş mezar mı o ya? Allah'ın emri peygamberin kalbiyle kızınız Çiçeği, oğlumuz Mesut'a. Hocam benim adımına söylesene. Hayati abinin tek kızı Çiçek değil ki. Doktora yapıyor, sana mı bakacak? Parazit. Kızın doktorası parazitoloji üzerine değil mi? Benden iyisini mi bulacak? Heh, sağlıkla. Uzun uzun bir ömür yaşayalım. Şimdi bir sanat programımız var. Konuğu da ünlü usta bir yönetmen. Fakat konukla sunucunun böyle iletişim sorunu olacak gibi görünüyor. Kötü konuk skecimizle huzurlarınızdayız efendim. Buyursunlar. Efendim önce Sanat Vardı isimli programımıza hoş geldiniz sanat dostları. Evet, bugün özel bir yayınımız var. Sinema duayeni, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden uçarı yönetmen Sayın İbrahim Çekiç röportaj teklifimizi kabul etti. Festival programının arasına sıkıştırdı bizi sağ olsun. Ve şu anda burada ve tarihe geçeceğiz sevgili seyirciler. Çünkü programımız tam 3,5 saat ve canlı olarak yayınlanacak. Bizim için o kadar önemli ki tam 3,5 saat boyunca Sayın İbrahim Çekiç ve onun muazzam sinemasını konuşacağız. Evet, İbrahim Bey, öncelikle hoş geldiniz. Size İbrahim diyebilir miyim? Hayır. Güzel başladık, güzel gidiyoruz. O zaman ilk sorumuzla ben başlamak istiyorum. İbrahim Bey, İbrahim Çekiç güne nasıl başlıyor Allah aşkına? Kakamı yaparak. Evet, bomba gibi girdi İbrahim Bey programımıza. Gerçekten sineması gibi sürprizlerle dolu bir insan.
Evet, biraz da sinema der miyiz? De. Evet, sinema. De. Sinema. Tamam, evet efendim. Evet, karakterlerinizi... ansallık ve çizgisel zaman içerisinde olan karakterlerinizi... ansallıkla süslemeyi çok seviyorsunuz. Yok, süslemiyorum. Aa. Süslüyorsunuz. Süslemiyorum. Süslüyorsunuz efendim. Yani var, süslemişsiniz. Hatta bir röportajınızda demişsiniz ki... benim için senaryo karakterleri içine attığım... içi boşaltılmış bir formdur adeta. Yok, demedim. Gazete röportajınızdan alıntı bu. Demedim. Süslemiyorum demedim. 5 yaşındaki bir erkek çocuğunu da 40 yaşında çalışan bir anneyi de aynı ustalıkta anlatabiliyorsunuz. Ama benim asıl merak ettiğim şey şu. İbrahim Çekiç bu karakterleri nereden buluyor Allah aşkına? Kısa bir video aramız var. Programımız ondan sonra devam edecek. Siz onu izleyin. Bakalım program nerelere gidiyor, neler oluyor. Evet. İbrahim Bey, yalnız şöyle bir sorunumuz var. Şimdi programımız canlı. Yani bant yayın değil. Ağzınızdan böyle küfürlü bir şeyler kaçıyor. Ya biliyorum. Hani... Ha. Biliyorsunuz. Tamam, sorun değil, sorun değil. Ama bundan sonrasında hani biraz daha katılımcı olursak... hani siz de katılın, sadece ben konuşuyorum. Çünkü programımız 3,5 saat. Uzun. Evet. 4, 3, 2, 1. Yayındayız. Evet. Programımız devam ediyor. Harika gidiyoruz. Biraz da şu ilham meselesini merak ediyorum İbrahim Bey. Bir tatlı Meltem'le gelen o ilham... dimağınıza ilk nerede oturuyor? Yani bu muazzam hikayelerin ilk tohumları... Allah aşkına nerede atılıyor? Tuvalette. Evet, küçük bir videomuz var. Çok küçük ama ondan sonrasında programımız devam edecek. İbrahim Bey, ne yapıyorsunuz? Biz biraz önce böyle mi konuştuk? Yok. Bakın İbrahim Bey, 3,5 saat boyunca çişinizden de kakanızdan bahsedemezsiniz. Bahsederim. İnatlaşma benimle. Bahsederim. Bahsedemezsin. Bu nedir ya? Duayen sinemacıyla mı konuşuyorum? 5 yaşındaki yeğenimi mi azarlıyorum? Bu nedir ya? Lütfen kendine gel. 4, 3, 2, 1. Yayındayız. Evet. Tatlı sohbetimiz devam ediyor. İbrahim Bey'le... Aman. popüler sanatından, yani sinemadan bahsediyoruz. İbrahim Bey. Çok merak ettiğim yine bir husus daha var. Bir röportajınızda demişsiniz ki... sanatçı... hayattan devamlı beslenmeli, hayattan beslendiği o damarları asla koparmamalı demişsiniz. Gerçekten çok güzel. Peki şunu merak ediyorum. İbrahim Bey hayatın içinde neyle beslenir? Kaşıkla. Cevaplarınız en azından 2 kelime olsun ya. Çatal kaşıkla. Ama bu artık gıcıklık. Peki, evet, evet. Şimdi kısa bir kedi videomuz var. Video kalmadı elimizde. Size kültür sanat programında kısa kedi videosu izletireceğiz. Bakalım tekir kedi önündeki yumakla nasıl yumurcaklıklar yapıyor? Hep beraber onu seyredelim. Program sonrasında biz buraya geleceğiz. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Siz buraya video izlemeye mi geldiniz İbrahim Bey? Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Ya biz böyle mi konuştuk? Yok. Ha? Ya siz duayenden çok ergen gibisiniz. Doğru. Şuraya bak ya. Adama hakaret ediyorum, onda bile tek cevap. Konuşma adam. Konuşsana. Konuş. Konuş. Bakın İbrahim Bey, programımız 3,5 saat. Yani daha 3 dakika geçti. 3 saat 27 dakika var. Konuşun ne olur. Konuş lan! 2, 1, yayın. Evet. Şöyle yapalım. 2-1 yayından bir daha alacağız. Aldığında şöyle bir şey dene. Dön İbrahim Bey'e yaklaş. Aha. Onu da sen seslendir. Ağzıyla konuşuyor gibi yap. Sen konuş. İstediğin soruyu sor. Onun ne cevap vereceğini düşünerek de cevap ver. Tamam mı? 2-1 yayın. Konuş. Evet. Yayınımız devam ediyor sevgili seyirciler. İbrahim Bey'le tatlı sohbetimiz. İbrahim Bey, beni nasıl buluyorsunuz?
İnanılmaz güzel buluyorum seni. Aa, gerçekten mi? Yok. İbrahim Bey, burada olmaktan mutlu musunuz? Tabii ki. Evet, hayır, ben de çok mutluyum. Bize biraz sanatınızı anlatır. Benim için sanat çok kolektif bir şeydir. Özellikle sinema benim için değişmez bir şeydir. Filmlerim o kadar güzel filmler ki, o anlatmakla bitmez. Evet. Beni ne kadar güldürüyorsunuz yahu. Evet, öyle değil mi? Evet, evet. Doğru, doğru. Öyle değil mi? Yalnız şunu da söylemeden edemeyeceğim. Evet, şunu söylemeden edemeyeceğim. Programınızın güzelliğine çok kapıldım. Buradan başka yere gitmek istemiyorum. Ben burada kalayım, siz dinlenin istersen. Aa, olur mu öyle şey İbrahim Bey? Ben tabii ki yanınızda olacağım. Ne kadar mal bir adamsın ya. Evet, bence kaldığımız yerden devam edelim programımıza. Ne dersiniz İbrahim Bey? Ben hiç konuşmadım. Evet. O zaman... Bize bir haftanızı şöyle dolu dolu, hani pazartesiden başlayarak uzun uzun anlatır mısınız? Hiçbir şey yapmadan evde otururum. Ben sizin geçmişinizi... gerçekten çok merak ediyorum. Tamam İbrahim Bey. Tamam, tamam. Ben de konuşmuyorum. Siz de konuşmayın. Susalım. Tamam İbo. Tamam. Tamam İbo. Çok da Fifi. Çok da Lülü. Çok da Kıkı. Tamam. Ben de sustum. Ha bak ben susunca ne oluyor ama rejiden hemen beni uyarıyorlar. Niye susuyorsunuz Çetin Bey falan diye. Aa rejiden beni, uyarıyorlar. Anneniz, şu anda annenizle bağlantı kurmuşlar. Anneniz programa katıldı. Evet, annemi çok severim. Tam bir anne kuzusuyumdur. Annem sorsun saatlerce cevaplarım. Anne. Allah'ım konuk konuştu. Çok teşekkürler. Evet. Naime Hanım şu an hattımızda. Naime Hanım. Kimsin? Efendim ben Çetin. Önce Sanat Vardı programının sunucusu. Oğlunuz İbrahim Çekiç burada. Buyurun. Ben onunla konuşmuyorum. Naime Hanım hattan düştü. Yok, kendi kapattı. Evet, annesi onunla konuşmuyor. O benimle konuşmuyor. Evet, sorular da bitti. Saatlerimize bakıyor. Ama eyvah diyoruz. Evet. İbrahim Bey. Burcunuz ne? Aslan. Yükseleniniz? Aslan. Burçlara inanır mısınız? Hangi takım tutuyorsunuz? Ordu Spor. Ordulu musunuz? Yoo. Konuş be adam! Konuş, bir şey söyle! Konuş! Fıkra anlat. Ya tutarsa demiş. Şarkı söyle. Lümülümülümüley. İçinden bir sayı tut. Bir. Söyleme ulan, söyleme. İçinden bir sayı tut. Ben ne diyeceğim, sen de o zaman söyleyeceksin. Zaman geçecek. Ah!
Evet. Önce sanat vardı. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta çok renkli. Şerefsiz! Bir konukla huzurlarınızda olacak. Görüşmek dileğiyle. Daha önce gördüğümüz, seyrettiğimiz, aşina olduğumuz tiplerle ilgili bir skecimiz var efendim. Bir kız isteme var. Bakalım bu kız istemede ne ters gidecek? İstemeye mani olabilecek mi? İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Allah Allah, ya bir dur hanım ya. Allah aşkına rica ederim. Hayır, yabancı gelmeyecek. 30 yıllık arkadaşım Kudret gelecek. Tutturdum bir kravat diye, en sevmediğim şey. Hayati! 30 yıllık arkadaşın okey oynamaya gelmiyor buraya. Kızımızı istemeye geliyor. Bak nasıl heyecanlıyım. Allah Allah. Daha fotoğraf neyin çektireceğiz? Tişörtlen mi olacaksın o fotoğraflarda? Sen kız babası mısın? Mahallenin bakkalı mısın be adam? Mahallenin bakkalıyım. Benle tartışma Hayati. Ah, şunları da bohçamızda koyayım. Söz yüzüğü kesilirken bir güzel sererim çeyizimizi maşallah. Ah, geldiler, geldiler Hayati. Geldiler, hadi. Geldiler. Ay. Efendim, hayırlı akşamlar olsun. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayati baba, nasılsın? Hoş geldiniz. Vallahi Hayati babacığım. Hop buradan da. Hop. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Ay. Kudret. Hani bir kız istemenin olmazsa olmazı olan damadı unutmuşsun. Ya Mesut, arabayı park ediyor. Gelir şimdi. Sen kapıyı açık bırak da abi. Çiçek gelinimiz nerede hani? O da kahveleri hazırlıyor. Ha. Otursana artık. Ya yenge hanım, şimdi biz aile büyüklerimizle gelemedik. Çünkü hepsi sizlere ömür. O yüzden İbrahim hocamla ve arkadaşlarımla geldik buraya. Artık kusura bakmazsın. Ne kusuruna bakacağız? Ne güzel oldu böyle şenlikli, kalabalık. Aykut elinizde kaldı. Ben alayım hocam. Ya yok Özge kızım, yok. Ben bunu yanlış anlamazsak kendime aldım. Aha, diyabetik baklava. Bende şeker var da. Şimdi siz bu isteme merasiminde çikolatadır, pastadır, tatlıdır yersiniz, canım çeker diye tek Karaköy'den gittim. 1,5 saat yol teptim, kendime aldım. Oo İbrahim hocam. Bu baklavaların verdiği enerjiyle yoksa akşam öğretmen evinde kopacak mısınız ha? Ben şöyle geçeyim. Hayat abi, hayırdır? Kravatı nereden aldın? İbrahim tatlısı istemiyordun sen. Büyük mü ya? Ben şöyle geçeyim. Ne güzel başladık isteme merasimine. Böyle neşe içinde. Hiç kimse keyfimizi kaçıramaz. Çok şükür. Cümleten selamın aleyküm. Hiçbir zaman erken konuşmayacaksın İbrahim hocam ya. Yalayut. Buyur abi. Senin ne işin var lan burada? Bu aile içinde bir olay. Ay olsun hayat abi. Ben aileden değil miyim? Hayır. Değilsin. Yüzüne karşı söylüyorum. Aileden değilsin. Hayati! Otur. Ne biçim konuşuyorsun insanlarla? Evet. Hayati. Bırak kalsın İsmail'i. Arkadaşlar, İsmail'i kazanmamız lazım. Canım bakmayın öyle, tamam. Ben de bazen tutamadım kendimi, saldırganlaştım. İsmail'in boğazına çöktüm, onu öldürmeye çalıştım falan ama... Pişmanım yahu. Otursun, bizden burada adab erken öğrensin artık bu çocuk. Hay ağzım, mal yesin İbrahim hocam. Yemin ediyorum, beni burada en çok tert anlıyorsun. Bana biraz adab erken öğretin ya. Ne adab erken mi hocam? Hani ölür müsünüz? Öğretin bana be. Tamam lan tamam, geç otur Yalayut. Tamam. Bana bak, hiçbir şeye salça olma. Tamam lan, yastıkları verin. Ya. Ya kusura bakmayın. Oğlum, hoş geldin oğlum, hoş geldin. Gel anneciğim. Geç kaldım, kusura bakmayın lan. Estağfurullah oğlum,
Ne demek? Ben de o zaman şu çikolataları dağıtayım değil mi? Kaç. Yalan yok, kaç. Yavrum şeker hastasıyım. Ah, pardon o heyecandan. Ah hayatım. Sağ ol canım. Buyurun. Biz teşekkür ederim. Buyurun. Tamam. Buyurun. Al oğlum. Al, al. Hadi annem al. Miktarını alabilir miyim? Tabii. Miktarını al. Miktarını alabilir miyim? Tabii. Miktarını al. Kutuyu alabilir miyim? Ya! Bunu alırsın, bunu al. Al, al, bunu al. Hanım götür şu kutuyu içeri ya. Gel Levan, biz kıza bakalım. Hadi, hadi siz bakın, bakın. De. Ulan baba, bak. Baba, bugün baba, değil ya baba. Baba. Kadınların yanında dövdürtme kendini ha. Kudretçi. Rahat dur. Tamam Kudretçi, sinirlenmiyoruz ama. Hatta Berken öğreteceğiz. İsmail'cim, evet. Oğlum sen de yeme o kadar tatlı be yavrum. Bak ben de zamanında çok tatlıydım. Şeker hastası oldum. Şimdi böyle diyabetik baklavayla idare ediyorum ya. Ya. Niyametik mi? Hocam, bir tane alabilir miyim? Çok tatlı yedim de onu dengeler diye diyorum. Bir tane mi hocam? Alır mısın? Bir tane ama. Hı. Tamam. Mesut, nerede oturmayı düşünüyorsunuz? Abi bahçeli evlerde babamın evi var orada inşallah. Mahçeli evler mi? Abi benim hiç mahçeli evim olmadı ya. Mesut abi, bir odada ben kalabilir miyim? Abiciğim yeni evli çiftiz, ne yapacağız senin evde yani? Yani film izleriz biz bütün hafta. Ben de izlerim abi. Bir film mi abi? Hayır mı? Yalay, çocukların saadetine yanlama. Hayat abi, Hayat abi. Tamam abiciğim, tamam abi. Mesut, Çiçek'le ilkokuldan beri tanışıyorsunuz ha? Tabii ya, Hayat abi bizim çocukluğumuzu bilir. Bak kerataya bak ya. Ulan benim kızımı al diye mi seni eve soktum ha? Ya! Hayat abi. Bak benim çocukluğum, benim çocukluğumu da bil. Allah aşkına bak bak. İbrahim hocam, başkasının dondurmasını yalıyor. Kaynır bir tane, öbür fotoğrafta da yutuyorum. O yüzden yalıyor. Ulan bu çocuk doğuştan yancı arkadaş. Bak yine sohbetin odak noktası. Aman Hayati abi, Hayati abi. Ama bak Edep Erken öyle. Aşırı. Tamam, tamam Hayat'cığım. Gel. Susacak o, susacak İsmail. Sen de densizlik yapma oğlum artık. Hocam, sen susacağım ama şu tatlıdan bir tane alabilir miyim? Hocam, vallahi ağzımı açmayacağım ondan sonra. Bir tane mi hocam? Ölür mü sen? Ölür mü sen? Bir tane mi hocam? Tamam, bir tanesi. Hadi. Tamam oğlum. Kahveler de geldi. Hadi. Ay hoş geldin. Çok güzel. Hoş bulduk. Size de şükür. Sağ olasın. Ay sağ ol kızım. Sağ ol kızım. Buyurun. Şu mu yoksa? Evet evet o. Mesut bu kahve senin için özel. Öyle mi? Mesut! Bak bakalım. Bak bakalım tuzlu kahvenin tadı nasıl be? Ya. Ya. Tuzlu kahve mi? Mesut. Tuzlu kahve benim olsun ha. Ölür müsün? Oğlum. Adettendir ama olur mu? Gelin kız damadı test etmek için içir o kahveyi. Beni de test edin ne olur. Ölür müsün? Hani be? Yalanır. Boş mezar mı o ya? Nerede? Ne o? Getir şu kahveyi geç. Nerede abi? Yanlış görmüşüm Yalayut. Çukur var orada mı? Yok yok yanlış yok. Yapma ya. Gel gel gel. Mesut'tan aldım kahveyi al. Al senin olsun bu senin al. Hiç hepsini Yalayut. Kralsın Hayati abi. Oh. Sağ ol Hayati abi. Beleş ya, adamı hiçbir şey etkilemiyor. Ulan beleş, siyanür versen süt diye içecek şerefsiz. Var mı? Var var, gel. İbrahim hocam, hadi bir tatsızlık çıkmadan başla.
Evet efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Gençler, Mesut oğlumuz, Çiçek kızımız birbirlerini görmüşler, sevmişler, beğenmişler. Bizlere de büyükler olarak bu işin bir adını koymak düşer. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Çiçek'i, oğlumuz Mesut'a... Hocam benim adımına söylesene. Mesut'a Çiçek'i istiyoruz. İsmail, niçin senin adını söyleyeyim? Hocam, Hayati abinin tek kızı Çiçek değil ki. Yurt dışında okuyan kızı Cansu yok mu? Onu da bana veriyor. Ha bu kadar toplanmışsın. Arada onu da isteyiver. Ne olur, ölür mü? Ha? Hayati! Ne diyor bu? Ne ya diyor? Yok öyle bir şey hanım, Allah Allah. Ulan kız doktora yapıyor. Sana mı bakacak parazit? Bakmaz olur mu abi? Kızın doktorası parazitoloji üzerine değil mi? Benden iyisini mi bulacağım? Bak bir de araştırmış ha. Kız istese bile vermem lan sana. Aşk olsun ama Hayati abi. Bak Kudret abi evini veriyor. Sen mi kızını bile vermiyorsun? Aşk olsun baba. Hani bize verecektin evi? Oğlum. Sen kime sordun ev verirken Kudret? Ben seni parçalarım. Hanım, yok ya böyle bir şey. Sen ne bakıyorsun bunun söylediğine? Bunun adı yalayut. Bunun işi gücü yancılık. Sen inanma, Allah'ını sev. Boğarım ulan seni. Hayır! Lütfen. Lütfen, tamam. İsmail'e bunun neden olmayacağını sakin sakin anlatmamız gerekiyor. Böyle olmaz. Otur İsmail, bak ya. Biz burada Çiçek kızımızı, Mesut oğlumuzu istemek için toplandık, tamam mı? Sen bu konuya odaklan yavrum. Bu konuya odaklan. Hocam, çok özür dilerim. Söz veriyorum, aklımı açmayacağım. Bir tane daha alabilir miyim? Yemin ediyorum daha itlemeyeceğim. Bir tane mi hocam? Ölür mü sen? Ama demin de sorduk. Ama ölür mü sen? Ama iki tane. Bir tane mi hocam? Ölür mü sen? Hocam. Oğlum bir tane. Üç tane aldı sanki yahu. Tamam lütfen. Deli oğlan. Evet, ne diyordum? Allah'ın emri peygamberin kavliyle Çiçek kızımızı oğlumuz Mesut'a istiyoruz. Evet kızım. Seni Mesut'a istiyorlar. Senin de acaba bu konuda gönlün var mı? Eğer gönlü yoksa ben... Seni betona gömerim! Hayır, Hayati! Hayati abi! Hayır, dinler seni. Otur şuraya. Hayati abi. Ay, oturum yok. Evet. Hadi bakalım. Evet, kızım ne diyorsun? Yani siz nasıl münasip görürseniz babacığım. Evet, çocuklar da... birbirlerini görmüşler. Hayat içmişim. Duygunu hadi değiştireme. Bak mutlu bir şey bu. Güzel bir şey. Çocuklar da birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Bize de hayırlı olsun demek düşer. Hadi bakalım. Haydi hayırlı, hayırlı olsun. Getirin yüzükleri, getirin bakalım hadi. Oh be. Bakalım. Getir anne. Of. Aa, çok şükür. Buyurun. Şey, annem ben. Ay anneciğim. Hadi bakalım. Birbirinizin kıymetini bilin, tamam mı? Tamam. Heh, sağlıkla. Uzun uzun bir ömrünüz olsun. Gel bakalım. Evet. Hadi. Ama o benim parmağım değil hocam ya. Nasıl ya? Bak, boş mu? Yalayut! Al işte. Çıkar lan o yüzünü. Çıkar diyorum sana. Ya hocam iki tane yüzük var, bir tane namana taktılar. Tamam, tamam. Ya ben ölmem ama bunu öldürürüm baba, ben söyleyeyim. Tamam, Mesut, valla öldürürüm. Tamam. Tamam. Çıkar lan! Bana ne? Önce ben buldum, benimdir. Allah Allah, ölmekten de korkmuyor. Oğlum çıkar şu yüzüğü, sana bir ay beleş çay! Yapma ya. Bir ay diyor ha. Evet. Ben tekrar bir dakika. Tamam. Mesut, gel oğlum. Gel, tamam. 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 Gel, gel. Gerçekten, sus. Benim. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Makas kesmiyor Kudret. Ya. Makas kesmiyorsa ben alabilir miyim? Ulan bari geleneklere yallama, yalayut. Tamam, ya tamam. Makas kesmiyor diyorsunuz ya. Kesmiyor makası, ne yapacaksınız? Niye bana vermiyorsunuz ya? Bana vermeseniz mi? Allah'ınızı severseniz, verseniz ölür müsünüz ya? Kesmiyor makası. Lafın gelişi lan. Lafın gelişi lan. İbrahim hocam benden para koparmak için yapıyor bunu. Tamam mı? Ha, al hocam. Hadi bakalım. Hocam ben kesebilir miyim? Ne olur. Hocam bir kere ben keseyim. Ölür müsün? Hayat tamam, keseyim, tamam, tamam. Olur, güzel, mi? Komik bir anı olarak anlatır. Ha. Gel lan kes, evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Sıfa kes, hadi.
Kurdeleyi kesiyorum. Makasa kesmiyor ya. Kesmiyor. Para. Şaka şaka kesmiyor. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Mutlu olun. Hadi hayırlısı olsun. Çok şükür. Dombuldum. Dombuldum benimdir. Dombuldum ben. Ya ne yapıyorsun? Damadın donu. Ya baba. Giremez ki, giremez ki. İçime soktun, giremez. E artık ben senin o içine s***. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Dur, hayır, dur, dur. Dur, dur. Lütfen ama bak şekerim çıkıyor. Tamam. Hayatım, kalbim var. Çocuklar durun, tamam durun. Bakın, anlamıyorsunuz. Toplumumuzda böyle düşkünler vardır. Ve biz onları ötekileştirdikçe düşkün olmaya devam edeceklerdir. Onlara yaptıkları her yanlışta böyle saldırganlaşmamamız lazım. Onları kaybetmek yerine kazanmalıyız yahu. Tatlı bir dille, tatlı tatlı konuşursak ne olur ha? Olayı tatlı yap. Dağılmış namussuz İbret Saati diye bir program yapacağız. Ve bu programda bakalım ilişkiler niye olmuyormuş, sebepleri neymiş, kimle kim olurmuş, kimler ne yaparsa olmazmış. İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. En sevgili seyirciler, bir İbret Saati programında daha sizinle birlikteyiz. Ben Naime İbret. Görevim ikili ilişkilerinde bulup da bunayan, öküz altında buzağı arayan, pısırıktan nem kapan kadınlara ibretini aldırtmaktır. Şimdi de bu kamerada. Eğer sevgili seyirciler, birazdan anlatacağımız hikaye tamamen gerçek hayattan alınmıştır. Az sonra anlatacağımız kahramanımızın adını vermeyeceğim. Çünkü kişilik haklarını korumak zorundayım. Adı Yeter. İşte de verdim. Umrumda mı acaba benim? Buyurun, izliyoruz. Birazdan Yeter, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle aha bu masada buluşacak. Yeter. Ha. Aşkım, beni aramışsın. Ne oldu? Merhaba Fikri. Biliyorsun, biz tam 6 senedir beraberiz senin. Ah, yoksa yıl dönümümüzü unuttum. İşte Fikri, yıl dönümlerini hatırlayan, hassas, nadir bulunan bir erkekti. Ama bu nankör! Ama bu nankör! Onun değerini, kıymetini bilmiyordu. Hayır Fikri, hayır. Yani gülünç geliyorsun bana Fikri şu anda. Yani biz sonuçta koca 6 senedir beraberiz, anlıyor musun? Yani sence... Fikri, sen böyle yaparsan format çöker. Evet, koca bir format bu, ya. Bu hanım anlatıcı. Sizin anlatıcıyı hiç görmeyip hissetmemeniz lazım. O istediğini yapabilir. Çünkü evet, hikaye onun anlattığı bir tabii hikaye. Ki. Hadi. Baba, bir dram yaşanıyor unutma burada. Fikri, farkında mısın? Yani ilişkimiz tam 6 sene oldu. 6 yıl? Yoksa yıl dönümümüzü unuttun, değil mi? İşte Fikri, yıl dönümlerini hatırlayan hassas, nadir bir erkekti. Manyak. Ama bu nankör kedi onun kıymetini bilmiyordu. Bilmiyordu. Çok rahatım ya. Bana bak Fikri. Sen iyi bir insansın. Sorun seninle ilgili değil. Yani yeter.
Sen ne yaşıyorsun anlamıyorum şu anda. Sana diyorum ki 6 yıllık bir ilişkimiz var bizim seninle. Ve bence 6 yıl yani çok uzun. Yani hiç sıkılmadın mı ya? Sıkılmak mı? Evet. Ya yeter. Ben Doktorlar dizisini 33 kez baştan sona izledim. O Ömer'in ölüm sahnesinde ağlıyorum hala biliyorsun. Ah Ömer. Ah yeter. Sana bir şey yapıp seni kırdım mı yoksa? Yok Fikri ya, sen hiçbir şey yapmadın. Daha ne istiyorsun o zaman? Niye? Fikri bak, ben böyle sonuçta ilk seninle tanıştım ve hemen evlenmek istemiyorum. Ben böyle tutkulu, hayatı deli dolu yaşamayı seven, böyle hayalleri olan, idealleri olan, macera içinde yaşayan heyecanlı birini istiyorum. Eğer heyecan istiyorsan git de bançı çançık yap. Diyordu bazıları. Yeter, tamam tutkulu, heyecanlı biri değilim ama evet. Ben seni çok seviyorum. Ya anlıyorum Fikri. Ama işte her şey sevgi değil. Yani sevgi her şeyi çözmüyor. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Fikri ne yapıyorsun? Beni dinliyor musun şu an? Ben yeni insanlar tanımak istiyorum Fikri. Değişik insanlar tanımak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Sen de gideceksin. Çıkacaksın, kendi başka birini bulacaksın. Yeter. Evet. Ben senden ayrılırsam başkasını bulamam. Ay. Ne yapıyorduk? Nasıl bulacağım onu bile bilmiyorum ki yeter. DM diye bir şey vardı, orada vesikalık mı paylaşıyorduk? Yani... ne diyeyim yani, bayan değil kadın mı diyorduk? 3 gün mesajlarına dönmüyor muyduk? Kadından hala muhallebiye ne çıkıyor? Beni bırakma lütfen. Hayır Fikri, ben seninle olmak istemiyorum diyorum. Anlamıyor musun ya? Git. Derhal git ve kendine birini bul diyorum. Yeter artık ya. Salak salak laflar öğreniyorsunuz, geliyorsunuz burada insanları izliyorsunuz. Belli ki yeterin rahat batmıştı. Evet. Belki Fikri bir şatobriyan değildi. Doğru. Ama Fikri de en az bir orman kebabı gibi lezzetliydi. Şimdiden tadına bakacaklara afiyet olsun dur. Hoşça kal güvenli limanım. Yeter. Evet. Yeter 6 yıldır ilişkide olduğu için ipe sapa gelmez bir sürü insanın uyudun mu mesajlarıyla dolu bekarlık hayatına aşina değildi. Dolayısıyla ilk günleri neşeli geçti Yeter'in. Yeter hopladı, Yeter zıpladı, Yeter tosladı. Fakat daha sonra kendisi gibi beyinsiz kız arkadaşlarının da tavsiyesine uyarak Fingir denen bir arkadaşlık aplikasyonu yükledi ve oradan birileriyle buluştu. Bakalım Yeter aradığı o heyecanlı, o mutlu aşkı bulabilecek miydi? Hiç zannetmiyorumdu. Anca babayı bulurdu. Geliyor yine salak salak. Bakalım denen oyun. Gerçekten çok şaşırtıcı. Sen demek oyuncusun. Yani konservatuar eğitimi falan mı aldın? Yo, ben Calder Bodybuilding'e gittim. 3 yıllık kas eğitimim var benim. İstersen vur. Hayır. Vur bak, vur, vur. Vur, müthişsin de bana de. Müthişsin desene. Oo, müthişsin. Müthişsin. Yeter 6 yıldır uzak kaldığı bu flört dünyasında antrenmansızdı. Hemen ilk gördüğü kaslı adamın borlarına atıvermişti kendini. Ya gerçekten müthişim ben biliyor musun ya? Orada benim işte bir tane personal trainer'ım var. Berkunç. Oyunculuk eğitimini ondan aldım sağ olsun. Peki bir şey soracağım. Çok merak ediyorum. Mesela sana bir rol geldi bir dizide, bir filmde falan. Hani rolüne nasıl çalışıyorsun mesela? Dumbledore'la. Genellikle bana yazlık dizilerden roller geliyor biliyor musun? Ya. O yüzden kışında ben ops 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 dumbbell'ı basıyorum böyle kollar şişiyor. Basıyorum böyle omuzlar şişiyor. Sonra gelsin zengin gıcık holding sahibi erkek tipleri. Böyle oluyor mu? Bir şey oynayacak Allah aşkına ya. Beyefendi, nefes buyur. Alıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Zaten %30'u çalışıyor. Büyük olduğuna bakmayın yani. Tamam, bunu halledeceğiz inşallah. Hissetmeyelim şeyi, anlatıcıyı. Bir tek biz biliyoruz seyirciyle. Selam. Bir şey alır mısınız? Yok, ben bir şey almayacağım ya. Ben birazdan Berkunç'la koşuya çıkacağım.
Lüleburgaz'dan Galler'e koşacağız. Bir 4 ay falan sürer. Beklersen seninle görüşebiliriz tekrardan istersen. Ne halin varsa gör. Ben kendi istediğimi bulabilirim zaten artık. Ah bulursun yeter. Ah bulursun yeter. Sana nasıl vuruluyorum anlatamam yeter. Bunun Simge diye bir arkadaşı var. O an bir tane oğlan ayarladı. Şimdi oğla bulaşacak. Hay söyledik bizi kaldı. Sana bulaşayım. Efendim şimdi bunun Simge diye bir arkadaşı var. Buna bir oğlan ayarladı. Şimdi onunla buluşacak oğlanla. Ah yeter. Asla yerinde durmuyordu. Ama çok da üstüne gitme elimdi. Belki de içten içe kendisi de pişmandı. Belki de elinde olsa zamanı böyle geri almak isterdi. Ay Simge çok pişmanım ya. Keşke elimde olsaydı zamanı şöyle geri alırdım biliyor musun? Ah alırsın. İnşallah şu Feridun düzgün çocuktur. İnşallah Feridun düzenbaz dallamanın tekidir. Hadi inşallah. Hah, merhaba, hoş geldin. Yeter, ne haber bebeğim? Teşekkürler, sen nasılsın? Sağ ol. Soğuk burası. Üşüdüysen montunu alayım. Montumu vereyim diyecektin herhalde. Yok ya, alayım, soyayım biraz. Lahana gibi olmuşsun, üst üste libidom düştü. Buranın havası biraz beni baydı, bana mı gitsek? Aa, biraz çapkınız galiba. Ben de çapkınlık. Hayata değilim. Ben... Şöyle söyleyeyim, sen benim ilk sevgilim olacaksın. Çiçekçi! Abi çok güzel çiçeklerim var. Ah! Feridun! Kocacığım! Feridun! Ayıp değil mi ya? Evli barklı adamı çağırıyorsun masana. Ah. Kaş göz yaparak metalaştırmaya çalışıyorsun vücudumu. Ayıp değil mi? Ah! Hayırdır, ne oluyor? Ya bir şey yok, muhatap olmaya değmez. Çağırdı beni, karını bırak, beni al diyor. Ben dedim ki öyle olmaz. Ancak ikimiz de idare ederim. O da olmaz dedim, karım izin vermez dedim. İzin verir misin? Ah! Hareket bu. Bu ne ya? Oğlum, gerçekten Feridun dallamanın tekiymiş ya. İnanamıyorum ya. Keşke başka bir şey isteseydin. Belki de olacaktı. Evet, her bekar kadın gibi yeter de sonunda anasının eline düşmüştü. Anası buna bir oğlan ayarladı. İbrahim. Gelecek, izliyoruz. Kusura bakma. Otobüs geç arkada. Deli herhalde. Şey, annem anlattı. Annemlerin apartmanındaki... Üst komşusun ne oluyormuşsun? O birazcık bahsetti. Ya! Ya! Sen! Bozuyor. Onu görmeyeceksin, o anlatıcı. Görüyorum. Ama görmüyor gibi davranacaksın. Evet. Bu ben bir oyun ya, sahne şovu. Yapma işte onu, yapma. Dik dik bakma onu. O yokmuş gibi davranacaksın. O hiç... Ona hiç gözün kaymamalı. Hadi eyvah, gel, bir daha İbrahim gel. Bir daha girelim mi şuradan? Hı. Gel. Olur. Ay, hoş geldin İbrahim. Ay. İbrahim. Belli etme onu görmediğini de. Yok o. İbrahim, merhaba. İyi misin? Annemlerin üst komşusunun oğluymuşsun. Senden bahsettiler ama ben yine de istedim ki seni kendim tanıyayım. Nasıl birisin İbrahim? Ben İbrahim. Düzüm. Biraz yuvarlak görünüyorsun. İbrahim. Neler yaparsın? Otururum. Düz otururum, çay içerim. Televizyon bakarım. Alamgille otururum. Sizin üst katta otururum. Uykum gelince uyurum. Bitince uyanırım. O da üst katta olur. Hobilerin var mı? Hobilerim. Hobiler. Bal yemek. Ama hakiki hakari balı. Pahalı bir hobidir. Bir günün nasıl geçer? Otururum. Çay içerim. Tuvaletim gelince tuvalete giderim. Salona geri gelirim tuvaletim bitince. Bazen çok çay içerim. O zaman daha çok tuvalete giderim. Daha çok salona gelirim. Bağlı olduğun bir şey var mı? Dayım, dayımı çok severim. Buradan selam edin.
siyasetle falan ilgileniyor musun? Olaylara karışma. Ay! Ay bir şey yap, bir şey söyle ya. Ne biçim şeysin sen? Vallahi içim sıkıldı. Bak, ben 6 yıllık sevgilimi sırf tutkusu olmadığı için, heyecanı olmadığı için terk ettim. Ve benim gerçekten bunları yaşayabileceğim ve hissedeceğim birine ihtiyacım var. Bana ne olursun bir umut ver. Mesela böyle yaptığın çılgınca bir şey var mıydı? Çılgınca bir şey yaparım. Heh. Bir gece uf. Ne diyorsun? İşte bunları anlat bana. Ne yaptın mesela böyle çılgın gece gece ne yaptın? Habersiz dayımgile gittim. Gece 11'di. Çay içtik. Çok çay içtik. Uykumuz kaçtı. Geç yattık. Uf ne geceydi. Defol buradan İbrahim. Kalk git buradan. Kalk git. Otobüsle giderim. Akbil basarım öter. Düğürüt. Git seni. Git. Hala konuşuyor. Git diyorum yürüyemiyor ya. Çikimaki seni. Hayret bir şey. Yok, yok, yok. Ya. Ya bu neymiş ya? Ya keşke Fikri'den ayrılmasaydım. Ben nasıl bir salaklık yaptım ya? Çok pişmanım. Keşke bir fırsatım daha olsaydı. Mesela şimdi tam bu sırada Fikri karşıma çıksa da onu görsem de ona bir şey... Ah! Fikri, ne haber? İyiyim yeter sen. Çok kötüyüm Fikri. Senden ayrıldıktan sonra mahvoldum. Meğersem sensizlik çok korkunç bir şeymiş. Barışabilir miyiz? Ah, barışırsın. O çocuğu alan aldığı cebine koyduğu çoktan gitti. Tütete hey! Yeter, benim çıktığım birisi var. Hem de ciddiyiz. Nasıl yani? Çıktığın biri mi var Fikri? Kim o? Ben! Ah! Ah mı? Sen kimsin? Nereden çıktın? 8 sayfadır etrafında dolanıyorum. Bir oradan çıktım, bir buradan çıktım. Ama etrafındaki güzellikleri göremediğin gibi beni de göremedin. Fikri, program bitti bir tanem. Gel bin dallı alalım bana artık lütfen. Alalım aşkım. Hadi gel. Bir dakika. Sen kimsin ve bu ne programı? Ben Naime İbret. Aç da şovda tekrarlarını izle. Bilmemene de çok şaşırdım ayrıca. İbret verici hikayelerle bir daha görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Güldür, güldür, dünyayı güldür. Döndür, döndür, dünyayı döndür hayal.